Yani Fenerbahçe'nin kurduğu kadro. Geçen sene komolin hamleleri çok eleştirildi. komolin sonunu hazırlayan e, hamleler oldu. Frey'i, işte Ayevlesi Liman'ın düşük formu, Reyes, e, bunlar hep e, karavana atılan hamleler oldu ama oradan sonra da Ersun Hoca'nın yaptığı hamleler, sezon ortası, bu sezon başı, genel yönetimin e, yaptığı hamleler Adil Rami, işte Falet vesaire derken Fenerbahçe devşirme sol bek Devşirme sabek, devşirme kanat, devşirme stoperle ama yoğun bir orta saha rotasyonuyla oynuyor. Ben e, açıkçası Fenerbahçe'nin kadro yapısının sağlıklı olduğu zaman evet bir zafiyet göstermeyebileceğini ama en ufak kart veya sakatlık durumunda da e, tamamen domino taşı etkisiyle bozulabildiğini düşünüyorum. Panik transferlerini çok eleştirmem ben Müjdat. Panik transferleri kimdir? Sadıktır. Devre arasında işte Tolga Yarslan bunlar panik transferleri. Geriden oyun kuramıyorken... Mesela geriden oyun kuramıyorken Tolga'yı aldın ki geriden iki stoper arasına girip Fenerbahçe'nin stoperlerini kurtarsın. Çabuk bir oyuncuya ihtiyacın vardı. İşte Sadık'ı aldın. Galatasaray bırakmıştı. Milli stoper. Dedin ki Serdar'ı da alayım. Geriyi kuvvetlendirmen lazım. kola. Mesele şu. Senin saydığın Freyler, Silimaniler, Reyesler bunlar inceleyip sık dokuma zamanın olduğu dönemde alınmış oyuncular. Bu yüzden çok eleştiriye açık. Yok ben işte o yanlışların bir şekilde yani büyük resmi etki ettiğini düşünüyorum. Yani bugün Fenerbahçe'de yani Dirar sol bek başlıyor, sağ açık oynuyor. İşte e, Jailson bireysel hatalarını kaç haftadır masaya yatırıyor Fenerbahçeliler Jailson'un. Çünkü stoper değil. Belki de kariyerinde ilk kez stoper olarak Fenerbahçe'de oynadı. İşte bir tane geri Rodriguez sakatlandı, kanatta yaratıcılık ...Moses da devre arasında ayrıldı takımdan. Bir tane kanatta net bir e, yaratıcı, birincil e, üretici yok. Yani Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç. Vedat Muriç çok ekstra bir performans ortaya koyuyor. Çok başarılı ama hani Vedat yarın bir gün Allah korusun hiçbir oyuncu sakatlanmasın ama hani sakatlansa Mevlüt ne kadar hazır onun yerine. Yani Fenerbahçe şampiyonluğu dillendiriyor. Ersun Hoca çok sık dillendiriyor ama ben tüm kadro yapısının e, Fenerbahçelilerin hayalindeki oyunu oynayacak kapasitede olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla e, ince tel üzerinde Fenerbahçe'nin kadrosu. Bir sakatlıkta hemen çok fazla çıta, kalite çıtası aşağı iniyor gibi. Geliyor. Şimdi orijin oyuncu yok diyorsun ama mesela Rodriguez orijin bir kanat oyuncusu. Olur. Deniz Türüş de orijin bir kanat oyuncusu. Sana söyleyeyim. Yani sen saf değil dedin ama bence kanat oyuncusu. On numara değil. Serbestlik tanıyabilirsin. Kayserispor'da serbestlik tanınabilecek bir oyuncu olabilir. Ama Fenerbahçe'de orijin bir kanat oyuncusu gibi oynar. Fenerbahçe'nin Seviyesine e, karşılık gelen bir oyuncu mu sence? Fenerbahçe'nin seviyesine karşılık diye bir soru sorarsam Beşiktaş'ın seviyesinde olmayan 4 tane kanıt oyuncusu var. Galatasaray'ın seviyesinde olmayan Emre Mor vardı sezonun ilk yarısında. Hı hı. Bu tip transferlerde sınıfta kalmış çok şampiyonluk adayı var bu sene. Hı hı. Ama Deniz Türüç, Fenerbahçe seviyesi seviyesinin çok coşkulu maçları, Fenerbahçe çok pozisyon bularak oynadı. Kazandığı da oldu, puan kaybettiği de oldu. Oyun kalitesi anlamında şampiyonluğu işaret eden oyunu birçok haftada oynadı Fenerbahçe aslında. Oynadı. Oynamayı başardı. Ama ne olursa olsun hep söylüyorum. Oyunun finali bitiricilikten geçiyor. Çok iyi oynayıp 10 tane pozisyona girip atamadığın maçlar da var. Kazanamadıkça özgüven kaybı yaşayabilirsin. Bence geçen hafta oynadığı Alanya maçı o kötü oyun Fenerbahçe'ye Ankara gücü maçında kötü futbol olarak özgüven kaybı olarak yansıdı. Peki Altay'ı nasıl buluyorsun? Eleştirenler var, sahip çıkanlar var. İlk golde hatalı olduğunu düşünüyorum. E, zamanlama hatası var ki çıktığı zaman bence bir kaleci o pozisyonda topa vurur. Vuramıyorsa hatalıdır. Ya çıkmaz. Hı hı. Çünkü rakip stoper, özür diliyorum. Kendi takımının stoperi de rakip forvete yakın. O pozisyonda hatalı olduğunu düşünüyorum. İkinci golde top savunmanın ayağına çarptığı için yön değiştirdi. Onda bir hatası yok. Altay'ı yetenekli bir kaleci olarak buluyorum. E, şöyle şeyler okuyorum işte. Yetenekli olabilir ama Fenerbahçe oyuncu yetiştirme yeri değil falan. Ya Fenerbahçe şu anda e, Harun ve Altay varken bir kaleci daha transferi yaparsa bu yöneticiler iş bilmiyor derim. Şu anda sana gelecek vadeden iki tane kalecim var. Sok forma rekabetini hangisini oynatıyorsan oynat. Hatalı gol yiyebilir ama daha iyi olabilmesi için maç oynaması lazım. Altay'da da öyle çok büyük sıkıntılar görmüyorum. Fenerbahçe'nin genel anlamdaki vasat performansına ayak uydurdu.